kafama da bir kaftan takayım falan filan. Evet, kavuk. Ha, evlen kaftan, benimle diye böyle bir şey yazdım ama. Dedim dizinin şeyini bozmayayım, anladın mı? Gel bir şarkı anladım. Daha söyle. Bir şarkı ben söylesin. Tamam. Ondan sonra. Cesaretim yoktu, gel bana bugün demeye. Söyleyecek sözüm çoktu, attım her şeyi içime. Dinlemek istemedin ki, kendimce yaptım gereğini. Ama ben hala seviyorum, belki de aşk budur. Canımın yerden yere vur zaten, belki de aşk budur. Yerden yere vur zaten, belki de aşk budur. Bari gel ört üstümü, yok mu odamı soğuttu. Sensizlikten ödüm koptu, bir daha yapma. Mikrofonu alır mısın yavrum? Aldım. Nasıl bir koca? Mükemmel. Ay.
Mesela yani yardımcı mıdır sana? Evet. Yani sanki 100 yıllık evliymişim gibi konuşmadım mı şu an? Ya şöyle mükemmel. Bir kere gerçekten yardımcı. Mesela arkamı dönüyorum. İşte yorgun geldim setten. Bir bakıyorum kahveleri yapmış. Aşkım kahve yaptım. Ay benim yani oğluma bak. Mükemmel yani. Makineden canım. Kalabalık mısın oğlum olsun. Sen? Makineden makineden. Makineden kahve yapılıyor yani ne var? Sonra bir uyanıyorum. Gerek yok cezede de yapabilirsin. Yapılabilir bunları anla. Evet. Karılarınızın önünde arkasında durun yanında aynen, durun. Ya şimdi ben hep ne istiyordum biliyor musun Seda abla? Çünkü sen de geldiğinde o senin etrafında dört herhalde dönüyor. Bu mesajları ver. Şu anda ben televizyon programı yapmadığım için hafta arası daha çok boşum. Bir de evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Evde zaman geçirmeye bayılıyoruz zaten. Evet görüyorum bir sizi. Bir de ben hep şey istiyordum böyle hep yani evlenmeden önce. İşte Allah'ım inşallah annesini çok seven bir erkek benim karşıma çıkar ki aferin ona çok düşkün olsun. Çünkü annesine düşkün olan bütün erkekler eşlerine de hep çok düşkün oluyorlar. O yüzden hep gönlümden öyle geçiriyordum. Öyle de oldu. Ben ama kaynanan da seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bak, bak burayı dinle burayı dinle. İşte notlar yazılmış başucuma konmuş bir kalkıyorum notlar. Ne yazıyor işte mesela? Çiçekler falan. Ay ay ay. Yani hiç o hani şey değil yani. Ne yapıyor anlat bir. Ekran mesela bir kere ayın 14'lerini yani her ayın 14'ünü hiç atlamadı. Kaç 8. ay olacak? Neden her ayın 14'ü? Hep kucak dolusu güller. İlk buluşmamız 14. olduğu için. Oo. Onu hiç atlamadı. Her ayın 14'ü ne yapıyor? Her, kucak dolusu güller gönderiyor mesela. Notlar ne yazıyor mesela? Ya, sen güzel uyurken gidiyor mesela işi var. Şimdi not mesela işte dün uyandım. Bir baktım başucumda telefonumu hep başucuma koyuyorum. Orada bir not böyle işte güzel güzel şeyler yazmış güzel dilekler işte kalpler bir de buzdolabında böyle ikimizin bir şeyi var not yazma kağıdımız ben de onu tabii ki yazıyorum. Sen yapar mısın? Ben de yapıyorum. Onu bana zaten o alıştırdı. Bizim böyle ilk buluştuğumuz andan itibaren. Ben uçak biletlerimizi bile saklıyorum hala şu an hala gittiğimiz. Nereye gittiysek hepsinin ne yaptıysak hepsini üstüne yazıyorum hepsi tarihini ve saklıyorum. Mesela ilk buluştuğumuzda hani saçma gelebilir ama. Böyle bir dosya kağıdına şey yapmışız. A4 kağıdına işte nelerden hoşlanırız, nereden Alişan hoşlanmayız. Ne yersin, ne yemezsin. Hangi rengi en çok seversin, nelerden hoşlanmazsın. Karını bu derece tanıyor musun? Evet. Kocanı bu ben derece de tanıyor musun? Evet. Neyi sevip neyi sevmediğini biliyorum mesela. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen çok mesela Alişan'ı zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz neredeyse. Hepimizin gözünün önünde delikanlılığını seyrettik. Aynen. Yetişkin bir erkek oldu. Ama çok komik olduğunu da biliyorsunuz. Çok esprili olduğunu biliyorsunuz. Çünkü sabah programları yaptı. Bunu da dönem dönem siz de izlediniz. Fakat kendi gibi çok komik bir kız buldu. Çok komiksiniz abi. Yani şöyle. İkimiz çok eğleniyoruz. İkimiz de büyük de büyük, küçük de küçük, çocuk da çocuk olabiliyoruz. Zaten bu çok önemli. Hani hep diyordum ya kendim gibi birini istiyorum diye. O da benim gibi manyak yani. Ya bir de ben şeyden korkuyorum. Hakikaten öyle ama. Teşekkür ederim. Ben şeyden korkuyordum şimdi o kadar hep gülüyoruz, eğleniyoruz falan. Acaba ciddi bir şey olduğunda biz gerçekten oturup ciddi konuşabilecek miyiz? Yani onu kestiremiyordum. Konuşuyorsunuz ama evet konuşuyoruz çok şükür. Alişan Buse'yi nasıl istedi? İzleyelim. İçinde de çok değişik aromalar. İşte bu. Evet. Bravo Alişan. Ne var ne var? Sus. Ha, o da müzik mi? Sağ ol. Ece telefonu çok az cevap. Ortaya. Merve. Evet, Merve. Merve. Evet. Merve.
Evet. Şimdi ben düğünde sahne aldım ama nikah anını canlı canlı izledim dedim. Bu görüntüleri de Kıbrıs'ta sahne almadan önce hazırlanırken yine canlı canlı attığınız videolardan takip ettim. İçim gitti tabii o gün. Bayıldım. Beraber şarkı söylüyorsunuz. Evet, çok güzel sesi. Evet. Mesela sana tek geldiğinde Buse telefona bağlanmıştı ya, hatırlıyor musun? Hı-hı. O zaman da söylemiştim. Mesela böyle bir şey yapmayı düşünüyor musun? Çok özel bir çalışma belki, olabilir mi? Belki olabilir. Hani çok o, özel, ne var ki bunda? Güzel bir şarkı gelirse... Neden olmaz? Olabilir. Şey olabilir. Yani çok güzel bir düğün şarkısı bile olabilir. Çünkü gerçekten çok güzel ses. Hatta bana bir sürpriz yapmıştı. Evet. Bana bir şarkı söylemişti. Belki onu birazdan bize okur. Daha sonra mı? Sevgililer Günü'nde bir arkadaşım sözlerini yazdı. Evet. Erkek arkadaşı da işte müziğini yaptı. Bestesini diyeyim. Ben de böyle işte sete gidiyorum. Bir elimde direksiyon, bir elimde Ece ile konuşuyorum. İşte programda yayınlayın, Alişan'a sürpriz yapalım işte, şok olsun falan. Ondan sonra işte Alişan'ı aramışlar. Seninle ilgili bir haber var. Aç hemen. Yamamış. Sevgililer Günü'ne öyle bir hoş geldin diye bir şarkı yapmıştım. Oğlum acayip bir haber vardı dedi. Seninle ilgili çabuk aç dedi. Ben dedim Alişan ki ne oluyor, oluyor falan. Yine bir skandala mı imza attım acaba? Evet. Tırsık. Bir açtım. Orada işte benim için stüdyoya girip. O şarkıyı verdiniz mi? Hayatımda ilk defa stüdyoya girip şarkı söyledi. Verin de dinleyelim onu. Şimdi düğünde... Sizin görmediğiniz, benim de görmediğim, benim bile haberim olmayan. Bizim de görmediğimiz. Biz daha düğün... İnşallah bir şey çıksın. Hiçbir şey diyeceğim. Ay! İzlemesek önce mi? Biz izleyip soramayacağız. Sezon... Bana bak, sezon finalinde bombayı patlatmayın. Ver bakayım ne veriyorsunuz? Ne vereyim abime? Ne vereyim? Yerim abime. Buyurun.
varır. Alişan, Serkan, tek taş ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sayın Alişan Serkan Tektaş, Buse Varol ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? İzin edin Sayın Başkanım. Evet! Cevaplar aldık, arkasından imzalarımızı aldık. Ben de Medeni Kanunu ve İstanbul halkının bana verdiği yetkiye dayanarak bu genç kardeşlerimizi deşti ilan ettim, karı koca ilan ettim. Hayırlı olsun diyorum. Alişan, ben aile cüzdanını Hüsanım'a vereyim. Aradığın zaman rahat mısın? Hadi olsun. Sağ olun. Benim nikah şahitlerim benim için çok özel insanlardı. Hepsi öyleydi. Buse için de öyleydi, evet, ama orada Kenan abimi gördüm. Bir kez daha teşekkür Kenan etmek istiyorum. Kenan Bey var. Kenan Tekdağ. Cinel Medya Grup Başkanı benim 15 yıldır. Sağ olsun, ne zaman ne istesem her zaman bir telefonla bana cevap vermiştir ve evet, her zaman yardım etmiştir. Öyle bir insan. Onun zaten iyiliklerini de onun hani onun mevkisi hiç önemli değil benim için. Bugün burada, yarın başka bir yerde veya emekli de olsa o benim her zaman en değerlim olarak kalacak. Bu camiye içerisinde her zaman en büyük yardımını gördüğüm insan olarak kalacak. Saygım da sevgim de hep sonsuz olacak. Kenan Tekdağ, buradan ellerinden öpüyorum Kenan abim. Çok çok sevgilerimizi gönderiyoruz Kenan Tekdağ beyefendiye. Şimdi bir şey çok eleştirildi. Onu burada konuşmak istiyorum. Aslında yanlış anlaşıldığı için eleştirildi. Sen orada ne yani izninizle derken mi? İzninizle. Ha, onu anlatayım. İzin istiyor dediler. Halbuki çocuk orada bağıracak. Yani sesimi efendim. Şöyle Buse bağırdı ya, evet diye. Cumhurbaşkanımız da bana eğildi, dedi ki Alişan dedi, bak gelin hanım çok bağırdı dedi, üstüne çıkman lazım dedi. Ha. Hiç merak etmeyin Cumhurbaşkanım dedim. Bağırmak için hani orada İzin bir espri istedim olsun diye. Çok bağıracağım hani şey olması diye. İzniniz dedim, o bir espri olsun diye ama. Onu da bir yere çarptırdılar. Ne diyeyim, onu da bir yere çarptılar. Evlenmek için bile izin istiyor falan filan gibi. Alakasız böyle bayılıyorsunuz yani, bazı bir güruh var hep söylüyorum. O güruh bayılıyorsunuz bir şeyden bir yer bir şey çıkarsak da
iki tane sallasak da bir rahatlasak. Sosyal medya özellikle. Bununla beslenenler var maalesef. Halbuki orada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Çocuk saygısından diyor ki sesini yükselteceğim. İzniniz var mı diyor. Evet diye bağırıyor. Orada diyorlar ki evlenecek izin istiyor. Ya siz hangi kafadasınız? Neredesiniz? Allah aşkınıza. Bu çok eleştirildi. Dün, senin adına ben cevap vermek şunu, istedim. Şunu, kendimi zor tuttum. Canım sana şunu söyleyeyim. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza yine aynı şey yaptılar iki gün önce. Bir konuşma sırasında iftardan sonra konuşuyor. Prompter'la konuşuyor ya genelde. Evet. Prompter'a bakarken bir sustu. Bir yeri kilitlendi. Ve ondan sonra yakın korumasını çağırdı, bir şeyler söyledi ve gitti. Evet. Ve bazı yine söyleyeceğim, hani hakaret etmeyeyim yine, sosyal medyadan prompter'ı dondu, o yüzden konuşamadı, gitti falan dediler. Dün açıkladı, artık dayanamadı, adam bile açıkladı. Dedi ki, orada iftarda benim hocam oradaydı ve ben orada bakarken hocam tuvalete gitti. Gelirken, bak nasıl bir yüce bir düşünce, gelirken baktım ki benim korumalarım onu masasına tekrar oturtmuyorlar. Tanımamışlar, almamışlar. Gözü ona takılıyor ve yakın korumasını çağırıyor diyor ki... Ben bunlara şahidim, biliyorum. Yani. Ve yakın korumasını çağırıyor, diyor ki... Bak diyor, onu almadınız, işte çabuk hemen onu yerine alın diyor. Ve sinirlenip oturuyor yerine. Bunu bile prompter'ı unuttu. Başka yerlere çektiler. Evet, böyle ama, şeyler var. Böyle bir güruh var dediğim var, gibi. Bir şeyleri bir yerlere çekmeyen. Sizin de mesela sosyal medyada yaptığınız yarışmalar, işte kendi aranızdaki o espriler bazıları tarafından bir yerlere çekiliyor. Bana göre yapın, atın, kapatın yoruma. Ya şöyle, kapatın. Hayır, yoruma niye kapatın ki? Yorum yapsınlar. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Beğenenleri de kırıyor o. Ama beğenenle beğenmeyen kavga ediyor. Ben evet, yoruma kavgalar oluyor. Ben yoruma açıyorum. Küfre ve hakarete değil yani. Bak dün daha birini tespit ettik. Oturduğu yere TC numarasına, şey, annesine, babasına kadar hepsi tespit ettik ve ceza davası açacak ve ceza alacak. Açtım şu an. Ya ben birkaç tane açtım. Altından öyle şeyler çıktı ki dram çıktı, üzüldüm. Biz bu sefer de gerçekten moralim bozuldu. Geri aldım davayı. Ya senin neyine diyorsun? Niye hakaret ediyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Bundan ne yani, ama çok bel altı küfürler yani bizim. İnanılmaz bu. Yani. Ya milletin çoluğuna çocuğuna ölsün diyen var. Böyle evet. Ne ara bu hale gelindi? Nasıl böyle olundu bilemiyorum ama ben artık böyle yapıyorum. Çünkü niye? Yoruma kapatıyorum. Koyduğum an video ya da görüntüyü yoruma kapatıyorum. Sevenlerim ve o kötü yorum yapanlar kavga etmeye başlıyor. Bu sefer. Şimdi bu sefer durun yapmayın. Sinirin bozuluyor. Ya tamam, sen diyelim ki yorumu açık bırakıyorum diyor. Ben yorumu açıyorum diyor. Doğru söylüyor. Küfürü açmıyorum. Hakaret açmıyorum. Sen bana nasıl hakaret edebilirsin? Sen bu hakkını kendini de nasıl buluyorsun? Ben senin kim olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl hakaret edeceğim ben sana? Ve ayrıca burası benim kişisel sayfam. Ve ahlak dışı bir şey paylaşmıyorum. Defol ki. Git. Ben defol eşimle git evde sayfamdan oturup harpuz oyun yemeği şey yapıyoruz. Diyor ki bütün özelinizi açtınız. Yazıklar olsun, gizli hiçbir şey kalmadı. Ya ben evde otururken karpuz yemişim yani, bunun nesi özel veya gizli ki yani? İşte utanmıyorsunuz, Ramazan mübarek günde karpuz yiyorsunuz. O çocuk oruç mi tutuyor. Ben de dedim ki sen akıllı olsun telefon alabilecek düzeyde, ona para verip internet kullanabilecek düzeyde bir insansan karpuz da alırsın pazardan, oturursun yersin yani, bunu kovalıyorsan eğer. Yani o olmaz, bravo, onun yerine başka bir şey yani sürekli ne yaparsan yap işte, ama ben o ya mesela buldu. Hayırlı iftarlar yazıyorsun, diyor ki din kendine özel bir şey, ibadet gizli olmalı. Oruç tuttuğunu gözümüze niye sokuyorsun? Bak şimdi. Bir yerden fotoğraf paylaşıyorsun. Arkada birisi yemek yemiş. Ha, siz sanatçılar işte, siz yemek de yersiniz. Siz hatırlasana, oruç tutmazsınız. İkimiz ciğer yedik de ciğer yerken. Ciğer ya, ha, en üstü şey ciğer. Aynen. Ciğer. Tövbe yarabbim tövbe. Bana şey sanki dedi, ona da ben... Stroganoff yedik. Yani stroganoff. Ya ciğer en ucuz şey. Tabi hayat size güzel yazdılar. Böyle kaldık. Ben şeyi söylemek istiyorum Seda abla. Ciğerin nesini hayatı güzel. Ciğer herkesin evine girebilecek en ucuz şey. Ha sen seversin sevmezsin, sakatat yersin yemezsin. Bunu tartışırsın ayrı da. Bu arada bunu sana diyenler. Ben şeyi söyleyeceğim. Bunu diyenler o Amerikalı o şey adamlar var. Hani zengin ne bileyim 8 tane 9 tane kadınla poz veren adamlar falan filan var ya. Hepsi onları takip eden insanlar ha. Evet evet. Bu arada. Ya bu arada mesela. O Bizzerian mıdır? Bizzerian mı? Bizzerian mı ne? Şeyi söyleyeceğim. Burçin'le böyle işte ayaklarımızı bağladık. Hakan Hakkı'ya gitmiştik. Evet. O görüntüler var mı? Ama nasıl eğleniyoruz? Nasıl o görüntüler eğleniyoruz var mı? Bir şeyden bahsediyor. Bakın Buse diyor çok ki önemli. O değil. Çok önemli.
O diyor, bir dakika dinleyin. Ayaklarımızı bağladık, o çok eleştiri aldı. Evet, yani hem Burçin'e, yani ki Burçin bizim çok yakın arkadaşımız, çok da seviyoruz. İnanılmaz kalbi güzel bir insan yani. Ayrıca bu bana tip oynanan oyunlarda hep vardır, evet, bu el bana şakaları. Bir mesajlar atmışlar. Sen kadınlık gururun yere işte ayaklar altına aldın, dayak yiyorsun, kocan ses çıkartmıyor. Arkadaşlar kütleye gidiyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Bu el şakaları, ya bu şeyler hep vardır. Buna çok açıklık getirmek istiyorum. O görüntüler biz... var mı elimizde? Hazırlıyorlar. Çok peki. Eğlendik. Burçin zaten hani böyle şeydir işte, oyun oynarken mızıkçılık yapar birazcık. İşte böyle hani öyle olur ya, bir taraf daha ha. mızıkçı olursa daha eğlenceli hale gelir. Aa, bana orada bir mesajlar, bir hakaretler. İşte siz zaten bu kadınlar bu zihniyette, işte büyük ihtimalle bunu sadece o kısmını izleyen insanlar. Bence hayır, kapatacaksınız. Yoruma İnanılmazlar kapatacaksınız. Yoruma kapatsam da Instagram'da biliyorsun bir takım işte haber siteleri var. Onlar yorum açıp orada var. Zaten oradan bayağı sallama suyun gidiyor yani. Ya yani yapacak bir şey yok. Ben artık ben bu süre geçen gün konuştum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kaç tane fotoğraf, kaç tane video koyduysak en fazla izlenen ve en fazla likelanan şey olduk şu ana kadar. Evet. Bizim düğünümüzün akşamı, sadece düğünümüzün akşamı 440 milyon tane etkileşim olmuş. Ve bu Türkiye tarihinde yok böyle bir şey. Ha, izliyorlar, beğeniyorlar veya evet. beğenmeden geçiyorlar falan filan ama sonuçta merak edip bakıyorlar. Ben de bu şeye dedim ki önünde şimdi biz birlikte bir reklam aldık. İnşallah Temmuz ayında o reklamı çekip Eylül ayında o reklam yayınlanacak. Bu bence senin bir televizyon programı başlayacak. Olmalısınız şey, reklamlarda. Bu saatten sonra inanın hiçbir şey umurumuzda değil. Hakarete siz ve, kendinizi bildikten aynen, sonra. Aynen, hakarete ve küfre vardığı zaman yine tabii ki mahkemeye veririm. Yine yasal yollardan hakkımı ararım ama onun dışında ne yazılırsa yazılsın hiç umurumda değil. Artık ben de umursamıyorum. Takılmayın. Yok takmayın. Yani sizin kimyanızı bozmalarına izin vermeyin. Biraz İlk önce şarkıyı hazırladılar. Şarkıyı verelim. Bu arada senin şarkısı çuval... mı? Benim mi? Bu senin şarkısı mı? Bu senin şarkısı. Ana. Bu senin şarkısı. Bu sen okusun mu onu mesela? Hadi kalk böyle oku. Ha, sen karşısında dur. Sen karşısında dur. Sen misin?